Aydınlık günler olsun işçi sınıfı. Hoş geldiniz. Müsaadenizle eğer hazırsanız bugün sizlere İncil'den bir kısım okuyacağım. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde baba da oğlun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi de kötülüğünün karşılığını mutlaka alacaktır. Ne diyor burada Sadık Efendi? Ben tam olarak anlayamadım Necati Bey. O zaman size peygamberimizin bir sözünden bahsedeyim. Her evlat babasının sırrıdır. Ya da Nietzsche'ye kulak verelim. Babanın gizlediği oğulda ortaya çıkar. Şimdi ben de kralınız olarak size diyorum ki... her oğul babasının kurbanıdır. Ama sevgili halkım, bu söylediğim erdemli sözlerin heyecanlı gözlerinizde göremiyorum. Muhafızlar. Bu ne biçim halk? Alın bunları buradan. Ben tahtıma çıktığımda halkımın yaşasın kralımız diye bağırmasını istiyorum bir kere. Yaşasın kralımız, hani duyamıyorum. Yaşasın kralımız. Aman bu ne böyle, hiç olmadı. Yaşasın kralımız. Şimdi Sadık Bey. Yaşasın kralımız. Şimdi hep birlikte. Yaşasın kralımız. İşte böyle. Yaşasın kralımız. Burada bir sıkıntı var ya. Sevgili halkım, şimdi beni iyi dinleyin. Her oğul bir babanın kurbanıdır. İspat aramayın bu sözlerime. Şu güneşin bizi aydınlattığı kadar doğrudur sözlerim. Biz evlat filan değiliz. Biz babalarımızın başarısızlıklarının kurbanlarıyız. Bütün evlatlar hayal kırıklığıdır. Çünkü sevgili halkım, babalarımız bizi kendi suçlarına ortak ederler. Hayır, öyle. Adi suçlardan ya da adli vakalardan bahsetmiyorum. Bu suçun adı yaşamaktır. Yaşamak en büyük suçtur. Sevgili Romalılar, aldığımız her nefes suç, kalbimiz her attığında suç işliyoruz Nurhan Hanım. İşte bu yüzden ölüm bizim için en büyük özgürlük olacak. Çünkü bu suçtan ancak ölerek kurtulabiliriz kardeşlerim. Şimdi benimle birlikte ölmeye var mısınız? Abi. Yok musunuz? Sen de mi Brutus? Benim acilen kendime yeni bir halk bulmam lazım. Bu ne biçim halk ya? Aşk olsun halk. Ben Firuzan Hanım'a çayını götürüyorum. Hadi siz de oyalanmayın. Kızım sen İsmet'i çağır. Hadi sen de alışverişe. Aziz Bey de gelmek üzeredir. Oralarda olman lazım. Evet, Aziz Bey gelmek üzeredir. Ben oralarda olayım. Hadi bakalım proletarya, nefes alıp vermeye devam. Hayırlı suçlar olsun. Necati Bey. Behiye. Siz böyle konuşuyorsunuz ya. Kimse siz ciddiye almıyor ama bence çok önemli şeyler anlatıyorsunuz. İyi bari, bir kişi bir kişidir. Necati Bey. Ha. Neredeyse öğlen olacak. Ne fark eder? Acıkmışsınızdır. Yiyecek bir şeyler getirdim size. Acıktım Behiye. Sevgiye ve kardeşliğe acıktım. Açma. Bırak sefil ruhumuzun karanlıklarında kalalım biraz daha. Siyah bir ışık görüyorum. Nasıl? Bu ne biliyor musun? Victor Hugo'nun ölmeden önceki son sözü. Hmm.
Bütün gece bunları düşündüm Behiye. Bir insan ölmeden önce muhakkak fiyakalı bir söz söylemeli. Hı hı. Oscar Wilde mesela. Ya duvar kağıdı gidiyor ya da ben demiş. Sezar'ı biliyorsundur zaten. Sen de mi Brutus? Bizim de tarihe geçecek bir son sözümüz olacak mı sence? Tarih bizi ne yapsın Necati Bey? Tarih büyük adamları yazar hep. Doğru ya. Tarihe geçmek için büyük adam olmak lazım. O zaman son sözün anlamsız bile olsa onun içinden yüce bir anlam çıkartacak bir aptal illaki bulunur. Necati Bey, siz dün gece çok iyi değildiniz de. Şimdi daha iyisinizdir değil mi? Kim demiş benim dün akşam kötü göründüğümü? Ben çok ama çok çok iyiyim. Dün alev alev yanan bir arabanın içindeydim. Sevgili babacığım birdenbire benden vazgeçip sevgili kardeşim İlhan'ı kurtarmaya karar verdi. Tabii ben de diri diri yanamadığım için şu anda kendisi aşırı üzgün olmalı. Aslında bunu bence ona sormak lazım. Necati Bey, ne diyorsunuz siz? Bunlar hayatın gerçekleri Behiye. Üstelik şimdi babamın gözüne girmek için daha da çok çalışmam lazım. Sen orada bana içecek bir şeyler ayarlar mısın? Hem çalışmam lazım. Hadi. Hadi. Hadi koş 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 hadi. You must be kidding. Şaka yapıyorsunuz herhalde. En başta konuştuğumuz şartlar bunlardı. I told you. Size şirkette durumların istediğimiz gibi gitmediğini söylemiştim. Uçakları alacağımız şirket teslimatı erteledi. Zarar ettik. Sizden yeniden yapılandırma istedim. Değerlendirdik. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Ödeme planı bu. Her ay 10 milyon dolar ödeyemeyiz. Öyleyse biz de yasal haklarımızı kullanırız. 250 milyon dolar kredi kullanırız. Ödemeyi vaat ettiğiniz miktar bu. Bunu ödeyemem, ödeyemeyiz. Size ödesem elemanların maaşlarını bile ödeyemem. Mahvolurum, biterim. Buna bir çözüm bulacaksınız. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Anlaşma ortada. Ya bize vaat ettiğiniz parayı ödersiniz ya da bankamız gerekli her şeyi yapar. Buna şirketinize el koymak da dahil. Bana bakın. Burada olan burada kalacak. Babam asla bilmemeli bu durumu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Tamam, çıkın şimdi. Ozan sen kal. Ne yapacağız Ozan? Acil para bulmamız lazım. Şirket gidiyor yoksa. Beni uyarmıştım İnan. Çok açılıyoruz dedim. Dinlemedin beni. Geç bunları Ozan, geç. Ne yapacağız onu söyle. Bilmiyorum. Ya bu kadar kısa zamanda bu kadar çok para nasıl bulunur ki? Diğer bankalara da gidemeyiz. İkisi de sıkıntılı. Sen bir yolunu bulursun. Bulmak zorundasın. Tamam, sen sakin ol. Ben bir şeyler düşüneceğim. Lütfen düşün. Aydınlık günler olsun işçi sınıfı. Günaydın Necati. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ooo sevgili mutfak müdavimlerimiz de burada. Hoş geldiniz. Gözler çakmak çakmak. Aydınlanmak için nasıl da hevesli ve heyecanlılar. Ne kadar şanslıyım. Benim böyle ne lütfedeceğiniz bekliyoruz. Sümme haşa huzurdan Kudret Bey. Ben lütfetmem. Ben sadece arz ederim.
Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz hepinizin çok yakından ilgileneceği bir konu sevgili yurttaşlarım. Konumuz aşk. Güzelmiş. Güzel, güzel tabii Nurhan Hanım. Sizin hayatınızda olmadığından size güzel gelir. Ülkemiz kadınlarının çoğu görücü usulü yahut hayırlı kısmet cinsinden evlilikler yaptığı için kader aşk şeklinde çıkıyor. İmkansız, tutku dolu aşklar, bu şiirler, bu romanlar, üzülerek bildiriyorum yurttaşlar, yalan dolan. Nasıl yani beyim? Aşk yok mu diyorsun şimdi sen? Kusura kalma ama ben kabul edemem bunu. Maalesef Kudret Bey, elimize ulaşan son bir habere göre aşk yok. Olur mu beyim? Aşk olma mı değil mi Nurhan Hanım? Yani diyorlar ki bir takım fiziksel ihtiyaçlar var ve bunların da bilimsel olarak adı libido diyorlar. Libido? Libido. İşte bunların adı libido iken edebiyattaki tasviri karşımıza aşk olarak çıkıyor. Yani bu filmler, bu romanlar, bu şiirler, bu şarkılar, üzülerek söylüyorum sevgili yurttaşlar, yalan dolan. Aşk diye bir şey nasıl olmaz? Yahu var be hiciğim, ticari olarak aşk her yerde var. Ama saf ve temiz bir duygu olarak karşılığı yok. Ama bizi üzüyorsunuz Necati Bey. Ama benim işim sizi mutlu etmek değil Nurhan Hanım. Benim işim sizi aydınlatmak, gerçeği görmenizi, gerçekleri kavramanızı sağlamak. Hadi bana inanmıyorsunuz. Niçeye de mi inanmıyorsunuz? Tanımıyorum. Tanıştırayım. Kadın aşkın her şeye kadir olduğunu zanneder. Aslında bu sadece onun batıl inancıdır. Oh, sie verliebten Leute, ah o aşka düşenler. Onlar aşkı nasıl çaresiz, nasıl yoksul, nasıl zorla elde edilmiş ve nasıl yanıltıcı bir duygu olduğunu çok iyi bilirler. Çünkü en büyük ve en derin aşklar bile böyledir. Çünkü aşk kurtarmaktan çok mahveder. Anlaşıldığımı sanıyorum sevgili Romalılar. Kusura bakmayın, senatoda daha önemli işlerim var. Senato mu? Senato ne ki? Sana bir sır vereyim mi? Lütfen. Bence cinsel yolla bulaşan en tehlikeli hastalık akrabalık. Sağ ol ya. Çok içimi rahatlattın. Ayrıca beni bir hastalık olarak görmen de gerçekten çok hoş. Ama sen akrabam değilsin. Kardeşimsin. Niye öyle söyledin o zaman? Bilirsin. Ben genelde konuşmaya girerken çarpıcı açılışları severim. Şuradan bir odun alıp kafama vursaydın ya o zaman. Pek benim tarzım değil. Anlat bakalım neye canı sıkıldı? Hiç. Ya
Ne anlatayım abi? Her şey ortada işte. 27 senedir bilfiil abinim. Canının en az 5 ayrı şekilde sıkıldığını biliyorum. Mesela işinde bir aksilik çıktıysa can sıkıntının daha çok böyle yorgunluk gibi görünüyor. Ama bir erkek arkadaş meselesi ise işte o zaman böyle sanki dişin arasına bir şey girmiş de bir türlü kürdan bulamamış gibi oluyorsun. Yani o lanet şey orada ama ne yaparsan yap bir türlü çıkmıyor. Zihnin bir yerinde seni meşgul ettiğini anlıyorum. Ya saçmalama abi ya. O yüzden anlat hadi. Annemi özledim. Çok özledim hem de. Özlediğin annemiz değil ki. Çocukluğumuz. Kendi saflığımızı özlüyoruz. Sen de özlüyor musun yani? Bir şeyleri özlemeyi uzun zaman önce bıraktım. Bu kadar umutsuz olmandan hoşlanmıyorum abi. Ben de romantizmden. Yine de iyi ki varsın. Sen de. Firuze? İyi misin? Evet, yok bir şey. Ağlıyorsun. Kimse beni bu evde istemiyor Aziz. Ne yaptıysam olmadı, istemiyorlar. Ne oldu yine, biri bir şey mi dedi? Ay, ben birine bir şey mi yaptım? Bir terbiyesizliğim falan mı oldu? Ben ne yaptım seni sevmekten başka Aziz? Ya şunu doğru düzgün anlat, çıldırtma insanı. Mahurum bir şey dedi. Hayır ya, boş ver, ne olur unutalım. Lütfen anlatır mısın? Benim karımı üzmeye hiç kimsenin hakkı yok. Necati mi? Kimse seni bu evde istemiyor dedi. Şşş, bak bana. Sen ne dedin Firuza'na? Bazı çirkin yakıştırmalarda bulundum sanırım. Ağlıyor kadın içeride. İstemiyor seni bu evde demişsin. O en hafifiydi. Diğerlerini anlatmadım. Bana bak. Burası benim evim. Ben çalıştım. Ben kazandım. Ben aldım. Bu da benim karım. Demek sen çalıştın. Sen kazandın. Evet, ben kazandım. Sen sabahtan akşama kadar zift denesin diye çalışmadım ben ömür boyu. Anladın beni? Doğru. O kadını yesin diye çalıştın ha baba. Ya da ilan şirketi batırsın diye çalıştın. Sahi baba sen niye çalıştın? Necati senin ben... Baba görmüyor musun sarhoş? Aziz lütfen benim yüzümden olay çıksın istemiyorum. Gerekirse giderim bu evden. Çok ucuz bir blöf. Daha iyisini bulmalısın. Gerçekten giderim. Hatta şimdi giderim. Firuzan sen de otur oturduğun yerde. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Necati senden özür dileyecek. Bu mesele de burada kapanacak. Bir dakika. Ben tam olarak ne için özür dileyeceğim baba? Cici annemi sevmediğim için. Hayır efendim. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama sen benim karıma saygı göstermek zorundasın. Doğru. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Hatta evladı bile olsa. Hatta evladı diri diri yanıyorken bile kurtarmak zorunda değil mesela. Abi başlama yine ya. Başlayacağım. Yine başlayacağım. Yüzüme baktın baba. O anı gördüm. Beni kurtarmaya değer bulmadı. O minicik anı gördüm. En kötüsü de ne biliyor musun? Olmadı öyle bir şey. Başını koyduğunda düşünmeni istiyorum.
istiyorum. O zaman bulacaksın. Ve ne demek istediğimi anlayacaksın. Sevgili dişçi annemiz. Bizim kutsal meleğimiz. Lütfen bu sarhoş ve sefil ruhu bağışla. Sen yeryüzündeki kadınlar içinde en temiz ve saf olansın. Her ne kadar milyarder bir adamı kafalamayıp başarmış olsan benim için bir meleksin. Lütfen bağışla beni. Sen gerçek bir zavallısın. Bilal al götür şunu odasına. Kapısını da kilitle. Gözüm görmesin bu serseriyi. Olursun sen ciddiye alma şu Necati. Bak yalvarıyorum sana. Nasıl ciddiye almayayım? Neler söyledi duymadın mı? Sen de haklısın ama Elif sarhoş. Ne dediğini farkında değil ki. Takmış şu arabadaki yangın meselesine. Niye öyle diyor? Doğru değil, değil mi? Ya imkan var mı öyle bir şey? Tabii ki doğru değil. Ya Necati oldum bittim zayıf bir çocuktu. Bir de üstüne bu alkol mahvetti onu. O kendi zayıflığının hırsını çıkarıyor bizden. Onun derdi senle değil ki. Kendiyle. Değerli dostlarım, Romalılar, sevgili işçi sınıfı, şimdi bugün sizlere aslında hiç var olmadığımız, aslında hiç doğmadığımız ve aslında hepimizin birer gölgeden ibaret olduğunu anlatacağım. Hepimiz gölge oyununu biliyoruz değil mi? Yani kara gözlü acıbatı bay 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 bay. Sadık Bey? Elbette. Rahmetli babam beni bir keresinde götürmüştü. Tamam tamam, oralara daha var. Şimdi ister doğu olsun, ister batı, ister antik dönem olsun, ister modern dönem, her yerde yüzyıllardır bütün düşünürler aynı şeyi söylüyor. Örnekse Platon. Yer altında mağaramsı bir yer düşün. İçinde insanlar. İnsanlar çocukluklarından beri boyunlarından zincire vurulmuş. Bu mağarada yaşıyorlar. Ne kımıldanabiliyorlar ne de burunlarının ucundan başka bir yer görebiliyorlar. Öyle sıkı sıkıya bağlanmışlar ki kafalarını bile oynatamıyorlar. Sadece arkalarında yakılmış bir ateş parıldıyor. Nakşeden nakkaşı bil, aldanma nakşı zahire. Kıl nazar kurulmuştur işte hakikat perdesi. Yine gölgeler diyor Platon. Bak iyi dinleyin. Şimdi az önce anlattığım o mağarada içinde seslerin yankılandığını düşün. İşte esirler o seslerin hep gölgelerden geldiğini zannederler. Çünkü onların hayatındaki tek gerçek şey gölgelerdir. Gölgeler deyince de soruyor bize Şeyh Küşteri. Hangi zille iltica etsen fena olmaz acep. Oynatan üstadı gör kurmuş muhabbet perdesi. Yani sen hangi gölgeye sığındın da o yok olup gitmedi ki. Anladınız değil mi? Ya ben vallahi çok bir şey anlamadım Necati Bey. Ben anladım Necati Bey. Sen ne anladın kız? İşte şey... Gölge etme, fazla ihsan istemez.
demiş ya. Evet. Öyle diyor. Gölge etme diyor. Başka istemez demiş. O Firuzan'ın yanındakiler kim? Mimar bir bey. Firuzan Hanım misafirhane yaptırıyormuş. Nereye? Şey, Sedef Hanım'ın yaptırdığı manejer. Güzel bir ahşap mimari yakışır buraya Firuzan Hanım. İskandinav tarzı bir tasarımla hem sade, hem ferah, hem kullanışlı bir misafirhane yapabiliriz. Ama tamamen yıkmamız lazım burayı. Hiç problem değil. Hayırdır Cici anne? Ne oluyor burada? Seni ilgilendiren bir durum yok Necati'cim. Misafirhane yaptırıyormuşsun. Evet. Orayı annem yaptırmıştı. Biliyorsun değil mi? Ama maalesef kendisi aramızda değil artık. Ama hatırası bizimle. Babanla konuştum Necati'cim. Bir sorun yok yani. Mahur bunu duyarsa kıyameti koparır. Ben de bu evde yaşıyorum. Evet. Maalesef öyle. Biz devam edebiliriz. Bir sorun yok. Siz ama nejin diğer bölümde.